Teksas 1861. Hiç Teksas'a geldiğin için pişman oldun? Kış bastırıp da bir iki kez ayaklarım üşüdü. Belki bunun dışında hayır. Böyle bir günde imkansız. Evet. Doğru. İmkansız. De! İşte geliyorlar. Evet. Merhaba Elon. Enfrik'teki dostlarımız nasıl? Hepimiz iyiyiz Can. Bir sürü buzağı ve üç bebeğimiz var. Sen nasılsın? Merhaba Bay Phillips. Merhaba Bay Pitt. Johnson zengin olmalı. Yol arkasından takip etsin diye zenci satın alabiliyor. Yerinizde olsam bunu yüksek sesle söylemezdim çocuklar. Onlar kardeş kadar yakındır. Böyle bir şaka yaptıkları için dört adamımı hiç acımadan vuracaklardı. Hey çavuş! Burada sorumlu kim? Senin üstün var mı? Albay McKenzie var kalede. Bir sorumlu vardı. Savaş başladı. Dört gün kadar önce. Carolina'daki Sumter Kalesi'ne saldırdı. Teksas'ta girdi mi? Herkes girdi. Güneyde, kuzeyde. Bu gidişle işler karışacak galiba. Evet, özellikle de burada. Albay McKenzie, haber çabuk yayılıyor. Siz de gideceksiniz değil mi? Güney eyaletleri birlikten ayrıldı. Şu anda düşman bölgesindeyiz. Ama albayım, buranın durumu farklı. Yerli bölgesine yakın. Doğudaki Leavenworth Kalesi'ne gitme emri aldım. 48 saat içinde yola çıkıyorum. Kayovalarla Komançilerin bunu öğrenince ne yapacaklarını biliyor musunuz? Savaşı askerler çıkarmaz Bay Johnson. Sadece savaşırız. Emir Kansas'a git diyor ve biz de öyle yapacağız. Albay, askerleriniz gider gitmez yerli saldırıları yeniden başlayacak. Ve burada kan gövdeyi götürecek. Bay Johnson. Bunu yaptığıma pişmanım. Neyle karşı karşıya olduğunuzu sizden iyi biliyorum. Sizi korumak için buradaydık. Ama savaşı güney başlattı. Teksas kölelik tarafını seçti. Sizi koruyacak olan da Teksas'tır. Savaş varken yerlilerle savaşmak için asker bulacaklarını sanmam. Siz bu savaşta Teksas için savaşmayacak mısınız? Kölelikten kaçmak için Carolina'yı terk ettim. Bunun için savaşmam. Britt de böyle bir şey yapmaz. Ben sizi takdir ediyorum. Başkaları etmeyebilir. Bol şans. Bunda çok ciddiyim. Albayım, bu savaş bitince size içki ısmarlamak isterim. Savaştan tek parça halinde dönersem zevkle kabul ederim. Fred! Hey Fred! Askerler gidiyor. Bak, cephane almalıyız. Dükkandaki bütün mermileri al. Ben bir at alıp çiftliğe gideceğim. Diğerlerini toplayacağım. Bir araya gelip bir plan yapmalıyız. Phillips. Albayın başka çaresi yok. Emirlere uymak zorunda. Bu konu çok önemli. Karar vermek için zaman harcayamayız. Ben Louisiana'ya gidip orduya katılacağım ve Tanrı'nın önüme çıkardığı bütün mavi ceketlileri öldüreceğim. Benim adım Tom Fitzpatrick. İrlandalıyım. Ne kuzeye ne de güneye bir borcum var. Burada kalıp 5 yılda yaptığım şeyler için savaşacağım. Ve hiçbir Kızılderili'den de korkum yok. Baba, baba! Ben ailemi kaleye götüreceğim. Oğullarım da aynı şeyi yapacaklar. Bize iki seçenek veriyorlar.
Doğuya gidip zencileri özgür bırakan yankilerle savaşabiliriz. Ya da burada kalıp arka bahçemizde sorun çıkaran kızılderili köleleri öldürebiliriz. Seçeneklerin ikisi de iyi değil mi? Ralph, belki de eve dönseydin. Fikirlerini kendine sakla kadın, yoksa kafanı kırarım senin. Boş ver Frank, sen ona bakma. Zavallı Dolores, o hayvanın kadını olmak istemezdim. Çuvalı köşeye bırak. Merhaba Bayan Fitzpatrick. Merhaba Brit. Ekmek alabilir miyim Beth? Beth, sen, Tom ve çocuklar yalnız kalmaktan çekiniyorsanız ortalık yatışana kadar burada kalabilirsiniz. Teşekkür ederim Sarah, çok naziksin. Arkada fazla odamız var, sizin için hazırlayabiliriz. Bence sakıncası yok ama Tom'un bunu kabul etmeyeceğinden eminim. Pekala, burada kalacakların plan yapması gerekiyor. Bir süre ikili aileler halinde kalmalıyız. Austin'a gidip politikacılarla konuşacağım. Belki bize bir Ranger bölüğü ya da Benlap Kalesi'nden asker gönderebilirler. Hagrid, benimle gelir misin? Meclise tanıdıklarım var değil mi? Evet, kuzenim meclis üyesi. Ben de geliyorum Alan. Yardım etseler iyi olur, yoksa onları pişman ederim. Teşekkürler Tom. Atlı askerler buradayken Mackenzie bütün yerlileri bu bölgeden sürüp atmalıydı. Ancak bir aptal devletin bu işe karışacağını düşünebilir. Yankee ya da Texas devleti. Ben ve akrabalarım burada kalacağız ve bize ait olan şeyleri savunmak için savaşacağız. Zaten bu topluluğu oluşturanlar ya korkak domuz çiftçiler ya da zenci aşığı aptallar. Aşağılama ve kötü lakaplardan oluşan eğlencenizi bölmeyi hiç istemezdim. Ama bu hepimizin ortak sorunu. Burası bin yıldır Kayova ve Comanche toprağıydı. Geri almaya geldiklerinde önlerine çıkanların rengine bakacaklarını hiç sanmıyorum. Hadi cehenneme git katranlı bebek. Yerliler geldiğinde ilk kaçacak kişi sensin. Ralph. Al. Yerliler gelmeden birbirlerini öldürecekler. Buradan hemen gidin Bay Holtz. Kıpırdayın. Beyaz çöplerinizi de alın. Aptalca bir şey yapmayın. Sana bir tavsiyem var. O hayvandan en kısa sürede uzaklaşmaya bak. Alan, karım Sarah'nın bizi olaylar yatışana kadar size davet ettiğini söyledi. Teşekkür ederim. Elbette, sürünü de getirir Brit ve benimkinin yanına koyarsın. Ha, sağ ol ama buna hiç gerek yok. Üç aile bir arada daha güvende oluruz. Üstüne alınma Alan ama çocuklarımın onlarla oynamasını istemiyorum. Ah, olamaz Tom. Sende de mi aynı hastalık var? Belki de köleciler için savaşmalısın. Bunun kölelikle ilgisi yok. Sadece çocuklarımın kara derililerle aynı yerde kalmasını istemiyorum, o kadar. Tom, bebekliğimden beri Brit'le birlikteyim. Tanıdığım çoğu beyazdan çok daha iyidir. Birbirimiz için ölebiliriz. Çocukların insanların renklerine aldırmadan büyümeleri daha iyi olur. İnatçılığın yüzünden aileni öldürtmek istiyorsan sen bilirsin. Hadi de. De.
Frank, kapıyı kapatır mısın? Evet, işte böyle. Evlat, iyi bir kovboy olacaksın. De. Aslinden yardım alacak mıyız? Fazla değil. Kaleyi tutmak için 20 kişilik bir birlik yollayacaklarmış. 20 kişi mi? Bu adamların hiçbir faydası olmayacak. Yeni haberler mi var? Bir ziyaretçimiz vardı. Bu Bufalo avlanan bölgeden daha yeni dönüyordu. Yerlilerin şimdiden savaş hırlıkları atmaya başladığını söyledi. Buranın kuzeyinde bir sürü yerli toplanıyormuş. Kayavalarla Komançiler mi? İkisi de. Küçük Bufalo adındaki Komançi savaş şefinin komutasında toplanıyorlar. Kimsenin görmediği kadar çok atlı varmış. Küçük Bufalo'nun bir hayali varmış. Tüm beyazları öldürerek Teksas'ı temizleyecekmiş. Neden endişeleniyorsun? Bizi öldürecekler. Hey Brett. Sakin ol. Ne kadar zamanımız varmış? Hazır olduklarında geleceklermiş. Ama gelecekleri kesin. Bunların hepsi genç. Çocuk sayılırlar. Ya genç ya da yaşlı. Bizi yerlilerden bunlar koruyacaksa Tanrı yardımcımız olsun. Sapanlarınızı getirdiğinizi umarım. Bu civarda bir sürü tavşan var. Benim geldiğim yerde erkekler savaşa gidebilecek kadar cesurdu. Bölük rahat. Beni tanımayanlar olabilir. Adım Yüzbaşı Bakberi. Siz Teksas halkının gelişimi sırasında sevgiyle karşıladığı özel birliğin komutanıyım. Bunun için teşekkürler. Sözlerim Tanrı'nın yolundan giden bir rahibinki kadar etkileyici ve uygun olmayabilir. Roma lejyonu olmadığımızı biliyorum. Ama alanında uzman olabilecek kadar yerli öldürdüm. Size tavsiyem şu olacak. Bugünden başlayarak ailelerinizi alıp kaleye taşının. Ve Elm Creek gibi uzak yerlerde oturanlar hemen gidip eşyalarınızı toplayın. Biz gelmeyeceğiz. Arazimizi koruyacağız. Kalede toplanıp çizmelerinizi parlatmak istiyorsanız keyfiniz bilir. Ben sadece bir tavsiyede bulunduğumu söyledim. Emir vermeye zorlama, bunu da yaparım. Emirlerini uygulattırmak için Astin'den getirdiğim bu çocukları mı kullanacaksın yoksa? Asıl birliği sakladın mı ha? Yüzbaşı Beri bir şey söyleyeceğim. Bizi korumak için gönderildiniz. Emir vermek için değil. Topraklarımızı savunurken bize yardım etmenizi bekliyoruz. Kardeşim ve ben hayvanlarımızı ve eşyalarımızı yerlere bırakmak istemiyoruz. Adınız ne bayım? Alan Johnson. Bakın Bay Johnson. Bunu burada söylemek istemezdim. Komançiler kadınlarınızla eğlenirken ve çocuklarınızı alıp götürürken gelip benden yardım istemeyin. Hala kaleye taşınabiliriz. Atlarımızı alıp evlerimizi yakarlar. En baştan başlamak istemiyorum. Sürüyü dağıtabiliriz. Yerliler onlarla uğraşmaz. Daha sonra çoğunu toplarız. İnsanlar beni ve ailemi kalede istemiyorlar. O kale Teksas kadar büyük olsa bile zencilerle aynı çatı altında yatmak istemezler. Yerlilerden kaçan beyazlar zencilerle aynı havayı solumak istemiyorlar. Tanrı'nın mizah anlayışı ilginç, öyle değil mi? Böyle bir anda gülebildiğimiz için çıldırmış olmalıyız. Biliyor musun? En büyük çılgınlık Carolina'dan ayrılmaktı. Ama yine de başardık. Evet. Hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Yerlileri daha önce de yenmiştik. Bu sefer de yeneceğiz. Öyleyse burada kalıyoruz.
Peki. Tamam. Artık yiyebilir miyiz? Elbette Frank. Otur bakalım. Şapkanı çıkarsana. Neden endişeleniyorsun Alan? Bilmiyorum. Yerliler hakkında duyduklarıma göre bunların haydutlardan pek bir farkları yok. Belki de Kayovalarla Komançiler bir arada fazla kalamazlar. Daha önce yaptıkları gibi gruplar halinde gelip biraz at ve sığır aldıktan sonra giderler. Daha öncekiler gibi onlarla savaşabiliriz. Ve paniğe kapılmayız. Evet. Ne olursa olsun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Aslını sorarsan bana göre cennete gittiğimizde Tanrı bize gülümseyip şöyle diyecek. Alan ve Sarah, neden burada olduğunuzu biliyor musunuz? Şöyle diyeceğim. Tam olarak hayır ama ne olursa olsun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Cennete gider miyim bilmiyorum. Ama sen gideceksin. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü sen Tanrı'nın en güzel kulusun. Ve o da senden en az benim kadar hoşlanacaktır. Böyle şeytancı konuşmaya devam edersen cennete hiçbir zaman gidemezsin. Seni seviyorum Sarah. Seni hak etmek için ne yaptım acaba? Evet, bir düşünelim. Ayaklarımı yerden kestin. Beni yaşadığım konforlu hayattan uzaklaştırıp vahşi hayvanların ve kızılderilerin tehdidi altındaki küçük ve izbe bir kulübeye hapsettin. Düşünüyordum da beni hak edecek ne yaptın? Yaptığın şey buydu. Beni öpmek. Beni etkiledin. Ve aşık olmamı sağladın. Pekala, dinleyin. Kale içinde içki içerken yakaladığım ilk kişi kendim kırbaçlayacağım. Beklemek zor biliyorum. Ama gelecekler. Gece ata binebilmek için dolunayı bekliyorlar. Yani fazla beklememiz gerekmeyecek. Geldiklerinde hazır olmalıyız.
Ne oldu Brett? Uyuyamadım. Bu ay hoşuma gitmedi. Gece saldıracaklarını düşünmüyorsun değil mi? Hayır. Geceleri yolculuk ederler. Toplu olarak saldırmayı sevmezler. Geceleri küçük gruplar halinde yaklaşırlar. 10-20 kişi gelirler. Atları çalıp ahırı yakarlar. Yağma için geceyi tercih ederler. Ben küçük gruplardan çekinmiyorum. Gelecek sefer sığır ve atlar için gelmeyecekler. Doğru. Yüzbaşı Beri nehir boyuna gözcü koydu. Bizi uyarabilirler değil mi? Evet, hepimiz silah kullanabiliyoruz. Ve kurşunumuz tüm yerlilere yeter. Brett. Ben korkuyorum, ya sen? Evet. Cesur olabilirim. Ama aptal, aptal değilim. Komançilere rağmen Texas'ı hala seviyor musun? Cehennemden farkı yok. Ama Carolina'dan iyi olduğu da kesin. Hey. İrlandalıyı uyandırıp sürüyü nehre doğru sürelim. İyice suladıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla geri getiririz. Birkaç gece burada tutarız. Dolunay sona erene kadar. Peki. Sen git onu uyandır. Tamam. Karım o inatçı keçiyi evimizde yatırdığımız için cennete gideceğimizi söylüyor. Bence hiç sakıncası yok. Ne oldu? Öpüşüyorlar. Bunun nesi kötü? Belki sen de beni öpmelisin. Ateşi yakıp biraz kahve yapayım. Sen Sera'yı çağır, uyuduğunu sanmıyorum. Frank, hadi çocuklar yataklarınıza. Hadi. Sığırları toplayıp kahvaltıya yetişelim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Tanrım. Bu su çok soğuk. Yüzbaşı hiç değilse ateş yakmamıza izin verseydi. Yerliler kafa derini yüzdüğü zaman ateş yakmana gerek kalmaz dostum. Thank you.
Hadi gidelim, yürüyün. Gidiyoruz, hadi. Hudson çifti, hadi gidelim. Babamla Yalın amcaya gidebilir miyim? Hayır, onlar da duymuş olmalı. Birazdan gelirler. Arabayı hazırlayabilirim. Birlikte kaleye gidebiliriz. Tom böyle yapmamızı istemişti. Bence tek yönden gelmiyorlar. Kaleye giderken başka bir gruba rastlayabiliriz. Brit eve girip kapıları kapayın demişti. Rafta tüfek var. Aman ve... Aman tanrım! Frank içeri gir! İçeri gir çabuk! Hadi içeri! Hadi! Hadi! Annene ver. Ayağa kalkma oğlum. Beth, çocuklarla ilgilen. Gerisini bize bırak. Bunu daha önce de yaptık. Girmeye çalışmazlarsa ateş et. Karım, çocuklarım. Kızılderilileri öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Kapa çeneni. Hayır Tom, çok kalabalıklar. Oraya gidiyorum. Ailemi öldürtemem. Karışmazsan hayatta kalabilirler. Kendini topla, erkek gibi davran. Çok işimiz var. Daha sonra ağlayabilirsin. Hayattalar. Önemli olan bu.
Silah sesleri Johnson'ların oradan geliyor. Ready! Ready! Karılarımız da çocuklarımızı aldılar. Çok kalabalıklar. Tom, kaleye git. Onlara ne olduğunu anlat. Ready! Hadi git. Kaleye varıncaya kadar da durma. Eşyaları atsan iyi olur. İşte böyle atmaya devam et. Ailemi kaçırdılar. Herkesin ailesini kaçırdılar. Elm Creek'teki gözcülerimizi öldürmüşler. Kaç tane yerli gördün? Sayıları çok. En az 100 kişiler. Her yerden silah sesi geliyordu. Senden başkası var mıydı? Evet. Grady Breck geliyor. Johnson'lar onunla birlikte. Hadi gidelim. Hadi devam edin. Onlara bakmayın. Ateş etmeyin. Devam edin. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Yerlilerin etrafından dönüp bekleyeceğiz. Kaleye saldırınca tutsakları korumasız bırakırlar. Geliyor musunuz? Yoksa kafa denizin yüzülmesini mi bekleyeceksin? Haklısın. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bir şey mi planlıyorsunuz? Ben de varım. İrlandalı, yerliler ailen yerine seni kaçırsaydı ölmen için onlara viski gönderirdim. Bu sefer söylediğimizi yap yoksa kafanı uçururuz. Hadi oğlum, hadi de! De! İşte geliyorlar.
Hadi hemen gidelim. Patrick'i öldürdüler. Hey yüzbaşı, geliyorlar. Tamam işte geliyorlar. Ateş etmeyin. Nişan alın ama ben işaret verene kadar ateş etmeyin. Batıya gidiyor. Ateş etmeyin. Batıya gidiyor. Ateş etmeyin dedim. Evet, evet çocuklar. Bizim için kalenin içine girmeye değmeyeceğini düşünmüş olmalılar. Hayır. Bence doğudaki çiftliklere saldırmanın daha kolay olacağını biliyorlar. Nehir boyu herkese aynı şeyi yapacaklar. Sonra topraklarına dönüp aldıkları kadın ve çocukları paylaşacaklar. Takip edelim mi? Bu grubu izlemek hiç zor olmaz. Evet. Ama bulunca ne yapacağız? Bir şey yapmadan burada durursam çıldıracağım. Düşünmeden edemiyorum. Benim hatamdı. Onları yalnız... Bırak, olan oldu artık. Belki bir şeyler yapabilirim. Nasıl yani? Birkaç yıl önce sığır toplamaya gitmiştim. İki serseriyle karşılaştım. Evet, bu falo avcıları. Evet, kışı Vaşita Nehri'ndeki Komançı kampında geçirdiklerini söylemişler. Doğru. İçlerinden birinin sıyrık yarası vardı. İyi savaştıkları için yerliler onlara kadın ve at vermişler. Evet, kabileye katılmalarını istemişler. Evet. Zincirleri farklı görüyorlarmış. Bizi doktor büyücü olarak görüyorlarmış. Ya da adı her neyse. Peki ne yapacaksın? Komançılar her şeyi satar. Yeter ki at ver. Kadınlarla çocuklar almak için bütün atları verebilirim. Denemeye değer. Konuşmak isteyecekleri kadarını verelim. Hadi deneyelim. Yok yok yok. Sen gelmiyorsun. Ne? Bak, oğlanlardan sonra Retriever'ı geçen bir beyaz görürlerse bizi de tutsakları da hemen öldürürler. Yalnız gitmeliyim. Bak Alan, burada kalıp beni durdurmamaları için çiftçileri ikna etmelisin. Brit, seni oraya yalnız göndermem. Alan, yapabileceğin en iyi şey şu. Ben geri dönene kadar, eğer dönebilirsem, kadın ve çocuklara karşılık vereceğimiz iyi atları sen toplayacaksın. Pekala. Yüzbaşıyla konuşsam iyi olacak. Evet, ama başkasına söyleme. Beni durdurmalarını istemiyorum. Peki.
Vitsosay Mark. Weapon I unsa. Ben dostum. Kayovalarla barış konuşmaya geldim. Ben dostum. Ben dostum. Dost. Ben dostum. Dost muyuz? Yoksa aklını mı kaybettin bu falo adam? Ben... Yoksa buraya yalnız gelemezdin. Çıldırmış olmalısın. Kayova ve Komanche şefleriyle konuşmaya geldim. Kayova ve Komanche'lerle konuşmaya yalnız mı geldin? Ordun nerede? Ancak bir çılgın orduyla gelirdi. Brazos'a yaptığınız saldırıda ailemi tutsak ettiniz. Onlara karşılık çok at veririm. Sadece iki at görüyorum. Brazos'ta bir sürü atım var. Bu neyi değiştirir? Atlarınızın çoğu bizde. Senin şefin kim? Kayovaların şefi Yalnız Kurt'tur. Beni Yalnız Kurt'a götür. Şöyle söyle. Eğer kadınlar da çocukları verirlerse onlara çok at veririm ve Brazos'taki beyazlar bir daha size karşı saldırı düzenleyemezler. Biz tavşanlar gibi kalelerine saklanan beyazlardan asla korkmayız. Kadınlar da çocuklar burada kalırsa ve atları da olursa beyazlar intikam için gelir. Beyazların intikamını bilirsin. Bebeklerinizi bile öldürürler. Thank you.
Esoma. Temasitunga ochitumaga. Taski takawa. Kispen emato sien. Taponchi kapache meo stamak. Yalnız kurt şaman mısın diye soruyor sana. At getirmediğini görmüş. Elini sallayınca atlar ortaya mı çıkacak diyor. Ona atların alışveriş için hazır olduğunu söyleyin. U tamas tak takum. Kya bay tavay kamunte matatunga nuche. Yükseğe fırlat. Kayovaların liderine hediye. Uçungaba Kayova. Bu konuştuğunda düşmanlar adını hemen bilecekler. Biz veto sketomak bi hanivava. Kapitstage kamitsno. Bu gece yalnız kurtla yemek yiyeceksin ve beyaz kadınlarla onların işe yaramaz çocuklarını sana verirse atları nasıl ortaya çıkaracağını anlatacaksın ona. At yet. Bu adamı tanıyor musun? Bay Johnson. Bayan Holtz. Bana sabah yıldızı diyorlar. Sabah yıldızı, sence Bay Johnson çılgın mı? Hayır, bence o çok iyi biridir. Değerinin kaç at olduğunu öğrenmeye geldi. Acaba karımla çocuğumu gördünüz mü bayan? Hayır. Burada değiller. Komançilerin yanında olmalılar. Sarah Johnson da onlarla birlikte. Dilimizi çok iyi konuşuyorsun. Senin gibi beyazların arasında yaşamıştım. Çocukken köyüme saldırmışlardı. Uzun bir süre onlara kölelik yaptım. Ve bir gece Buffalo kadınla onun kocası, ki onlar da beyazlara kölelik yapıyordu, kaçmama yardım ettiler. Sen bir köle gibi davranmıyorsun. Hayır. Ben özgür bir insanım. Beyazlarla aynı kutuda yaşayan özgür bir insan. Teklifim şu olacak. Savaşçılarınız tutsakları Brazoslara verecek. Ve bu sırada atları alacaklar. Mesketunomo uçiyetta kemok. Kigwa kina gangweç muniasa kipan pahat dos nigen. Igo hiya kigameç misaktama. Peki beyazlar atları verecekleri yerde savaşçılarımı öldürürlerse ne olacak diyor. Beyazların yaşamı yalnız kurduğun tek bir işaretine bakar. İstenmeyen bir şey olduğunda savaşçılara tutsakları hemen öldürebilir. Eple Munich. Kiskuva me vesa befis pik. Beyte na wiwiti kaçı komençi. We make him ketsuem. Ewa hasak. Karın ve çocuğun için komançilerle anlaşmak istediğini duymuş. Evet. Ekwe ototamen. Ekwa muniasa. We simtua. Toskinigimok nipan ganpa. Ehuk getsuema. Bunu yaparsak ve ona ihanet edersen savaşçılar önce senin karını ve çocuğunu öldürecek.
Eyha. Kimochuin magaista. Çılgın olabilirsin ama en iyi savaşçılarımın çoğu çılgındır. Sana iyi bir Kayova ismi vereceğim. Kayovalar arasında adın Siyah Tilki olacak. Kaske Dayoma Hegamos. Kaske Teo Meyhay Hegenos. Açımın dey tansuma İge sigate name Umaviyon gamansın Kitaba çi yigan Atimo gassamahok. Eğer bu ismi sana yalnız kurdum verdiğini söylersen seni parçalara ayırıp köpeklere yem yaparmış. Peki ya atlar ne olacak büyük şef? Ayvam edomsa satoma Kitsanok moniasok Nisto aseptu Waka Begowak Be esku, be umsatim, be ogwasis. Beyaz kardeşlerin kadın başına 3, çocuk başına 1 at verecekler. O iku tawi uku esku. Bu son sözü, başka pazarlık yok. Yalnız kurt iyi bir teklif yaptı. Ve kabul ediyorum. Ama beyaz adamlar için kardeşin demeyin. Biri hariç diğerleri birlikte yaşadığım insanlardır. Biliyor musun Siyah Tilki? Komançilerle ilgili unutmaman gereken tek şey hayvan olduklarıdır. Onları kandırmak kolaydır. Ama bunu fark ettikleri anda saldırıp boğazını kesmeye çalışırlar. Yani pazarlık sırasında istediklerini kabul mü etmeliyim? Hayır. Eğer komançilere yalnız kurda verdiğinden fazlasını verirsen o zaman da yalnız kurtsun. Bu pazarlıkta elim kolum bağlı olacak. Bıçak sırtında yürümek gibi. Kalenin önüne gelmişken beyazlara neden saldırmadınız? Kale küçük bufalonun rüyasında yoktu. Rüyasında Kayovaların ve Komançilerin beyazlar üstünde fırtına gibi esip kaçırdığını görmüş. Rüyasında kale yokmuş. Yalnız kurt bu hata yüzünden onunla tartıştı. Bu yüzden Komançiler ve Kayovalar kendi topraklarına döndü. Yoksa dönüp hepinizi öldürürdük. Siyah Tilki getirdiği 3 at ve hediyelerle ailesini Komançilerden alabilir. Diğerleri de var. Kadınlarıyla çocuklarını götüreceğimi onlara söz verdim. Onları almadan dönersem beyazlar beni öldürür. Beyazları unut şimdi. Kayovalarla yaşa. Ben kardeşin olurum. Geri dönmezsem şef yalnız kurt atlarını alamaz. Ona söz verdim. Yalnız kurt cesaretini sınar. Seni savaşçı olarak görürse atları unutabilir. Onlarla birlikte yaşarken beyazlar insanlığını aldılarsa benimle ve yalnız kurtla birlikte yaşaman imkansızdır. Kimse bizim insanlığımızı alamaz. Kimse bizi köle yapamaz. Ben sadece ailemin ve sözümün kölesi olurum. Koşan köpek insanlığımı her iki şekilde de sınayabilir. Ah!
Bir orduyla kuzeye gidip yerlileri uyurken yakalarsak bir daha yerli sorunumuz kalmayacaktır. Bütün erkek, kadın ve çocukları öldürürsek yerli de kalmaz. Hey Johnson. Görünüşe bakılırsa zenci uşağın Kızılderililerin yanına gidince öldürüldü. He? Beyler, Brit gideli 2 hafta oldu. Yol oldukça uzun. Ölmüş olabilir. Ya da yerli bölgesinde dolaşarak sevdiklerinizi bulmaya çalışıyor. Bence o görevini çoktan unutmuş. Güzel bir Kayova kızının yanında gününü gün ediyordur. Bay Holt. Eğer bu korkunç bekleyişi hep birlikte sürdürmek zorunda olmasaydık hiç düşünmezdim. Ve şimdi kurşunu hemen kaşlarınızın arasına sıkardım. Durun! Kimse kıpırdamasın. Sorumlu olduğum bölgede çatışma olmayacak. Bundan böyle içkiyi de yasaklıyorum. Raftaki viski şişelerini toplayarak başlayın. Hadi! Bakın, size bir şey söyleyeceğim. Brit Johnson'a ne olduğunu bilmeme imkan yok. Ama atları toplamaya başlasak iyi olur, çünkü tutsaklarla birlikte dönebilir. Alışverişe hazır olmalıyız. Yerliler ailelerimizle geldiğinde bekleyen sürüyü görmeyince öfkelenebilirler. Peki ya gelmezlerse? Biz yine de üstümüze düşeni yapalım. Ama at yakalamanın kimseye zararı yok. Birbirimizi öldürmekten daha iyidir. Hemsi Maskovs, epey sıvarsın. Ona yalnız geldiğimi söyle. Gelerek hayatımı riske attım. Theonasların kadın ve çocuklarıyla kendi aileme karşılık onlara at vermek istiyorum. Epey avkut, ekua ben poskua. Epey mista tonkuey, es tongomat uçay utas simemur. Et ves tuk mena utaskut. Ha, suka. Avet sufko, pihci. Nikui ti ma pivitika. Komimite. Nakurele. Tüm komançilerin beyaz kadınlarla çocukları atla değiştirip değiştirmemekte özgür olduğunu söylüyor. O bir savaş şefi. Savaş yokken herkes kendi efendisidir. Beyazların kadınları ve çocukları onun umurunda bile değil. Anladım. Ailem için pazarlık yapacağımı söyle. Onunla konuştuk. Diğer komançilerden daha fazla atı varmış. Alışverişle ilgilenmiyor. Buna mecbur. Şefin söylediği gibi her komançı istediğini yapmakta özgür. Onları almadan gitmeyeceğim. Ya tüm beyazları alıp giderim ya da alışveriş olmaz. Kayova halkı arasında biri tutsakları değiştirmeyi reddederse, ki hiçbir Kayova atla değiştirme fırsatı varken bir bufalo kadınını ve çocuğunu elinde tutmaz, bir yol daha vardır. Nedir o? Diğerlerinin önünde ona hakaret edersen savaşmak zorunda kalır. Öldürürsen ona ait her şey senin olur. Atları, eşleri, sahip olduğu her şey. O seni öldürürse ne fark eder ki zaten? Durma. En büyük hakareti söyle, hemen yapayım. Bak, uzun zaman önce Komançilerle aramızda bir savaş oldu. Büyük ayı balta ve bıçakla 4 Kayova savaşçısını öldürdü. Siyah tilki uyumadan önce bunu düşünmeli. Onunla istediği her şekilde dövüşürüm. Ekusi Magva. Gomit Maskwa Etskita. Ona barış için geldiğimi söyle. Ailem için pazarlık yapacağım. Dvayit epinayde tutvit. Ebuva mustantung evmesin envavuk.
Onunla dövüşeceğimi söyle. Danu Temil. Ona korkak olduğunu söyle. Karımla çocuğumu almak için sabah geleceğim. İhbi sagatehti. Ona yüzlerce ayı öldürdüğümü söyle. Arka ayakları üstüne kalkıp ayı gibi bağıran aptal biri beni asla korkutamaz. E maçı masal maskua. Eta maskua çiyamaz peçiyo. Anasıcız takstonna sapya. Daha fazla bekleyeceklerini sanmıyorum. Ben de hiçbir şey yapmadan duramıyorum. Peki ne yapacaksın? Kuzeye gidip Brit'i arayacağım. Bunun ne yararı olacak? Ölmüşse yararı olmaz. Ama başı dertteyse yardım edebilirim. Tutsakları vermezlerse intikam alacağımızı söyleyip yerlileri korkutabilirim. Buradakiler bir saldırıya daha tahammül edemez. Yerlilere kazanamayacakları bir savaşa gireceklerini söylerim. Bence bu işe yaramaz. Ama seni durdurmayacağım Bay Johnson. İyi şanslar. Onunla nasıl dövüşeceğim? Bıçakla mı? Büyük ayıyla barışçıl bir şekilde alışveriş yapmadın. Küçük Buffalo bu durumdan hoşlanmadı. Çünkü sen Tejanoslarla yaşıyorsun, beyazlardan biri olmasan bile. Senden hoşlanmıyor. Şef gerçek erkeklerin en zorlu yöntemiyle savaşmanı istedi. Silah olmayacak. Büyük ayıyla çıngıraklı yılan dolu kuyunun üstünde dövüşeceksin. Çok yazık. Senden iyi bir Kiowa olabilirdi. Kisto sıksapi kon kinisto kenova açı scope. Öldürmeye yemin ettiniz. Onurunuzla dövüşün. Yaşayan ölenin tüm mallarının sahibi olur. Kuyunun diğer tarafına geçmeyeceksin. Dövüş bitmeden utanç verici bir şey yaparsan bu savaşçılar seni öldürecek. Başka hiçbir kural yok. Kazananı yılanlar belirleyecek. Gakkun. Thank you.
Komuta. Diğer karın atlarınla birlikte geliyor. Konuşan Sansar'a özgür olduğunu söyle. Neyi? Kocası cesur bir savaşçıydı. Kinav neymeyi bede katsit. Üzgün olduğumu söyle. Muyakun datay hunta. Bundan sonra o atlar ona ait. Bageton no meyva hemunix datoma. Teyakkut nao. Çocuk için bir at al. Ayhe. Thomas Tom. Şefinizle konuşmak istiyorum. Şefinizle konuşmak istiyorum. Untama. Anlaşmaya vardık. Ay bırak. Bırak. Bizi öldürürler. Burada. Buraya kadar dayandı. Sabırlı ol. Eve dönüyoruz. Yüzbaşı verin. Yüzbaşı Beri! Yüzbaşı Beri! Bir Johnson döndü. Ne dedin? Yüzbaşı kadınlarla çocukları da getirmiş. Çavuş buraya gel! Brit Johnson tutsakları getirdi. Atların bulunduğu yere git ve hemen nehre getirmelerini söyle. Hadi durma! Yürüsene be adam! Brit Johnson, ey tanrım! Bu kadar yeter. Orada bekleyin. Burada neler oluyor? Aşağı inip atlara bakmalıyım. Ve yalnız gitmeliyim. Daskı kuvveti emeğen olsun. Hakaret olarak alma ama komançiler benim komutamda değil. Atlar gece olana kadar gelmezse bütün beyazlar ölecek. Gece olana kadar 70 atı getirmeme imkan yok. Sabaha kadar vakit ver. Tehana köpekleri etrafındayken gözüme uyku gireceğini mi zannediyorsun? Umarım aşağıda 70 at beni bekliyordur. Adios. İyi şanslar.
İyi iş başardın. Tanrı seni kutsasın. Bize 70 tane at gerekli. Atlar nehir kenarında. Birini gönderdim ama biraz sürer. Herkesi göndersen iyi olur. Hava kararmaya başladığı anda yerliler huzursuzlanmaya başlar. Siz oraya varmadan hepsi ölür. Böyle olsun istemem. Kaleye götürün. Brett Johnson kadınları ve çocukları getirdi. Yüzbaşı Beri, adamlarınızı hazırlayın. Hiç kimse silahına davranmasın. Atlar gelmezse gidip onlarla konuşmaya çalışacağım. Eğer yerliler benimle anlaşmaya yanaşmazlarsa ateş etmeye başlayacağım. Hadi hepiniz atlara. Tutsakları geri aldıktan sonra yakalayabildiğiniz kadar çok yerli yakalamaya çalışın. Ucumuzu almak zorundayız çocuklar. Atlar geliyor! Atlar geliyor! Atları yerlilerin görebileceği bir yere alın. Onların hayatı için buna değer. Geliyorlar. Siyah tilki sözünün erisi. Kardeşin olmakla gurur duydu. Koşan köpek her zaman kardeşim olacak. Gidelim.
Dolores neredesin? Hey! Sen karım nerede? Bilmiyorum. Yukarı bakın! Hemen git ve karımı buraya getir. Onun için 3 hat verdim. Onu getirdim Holz. Gerisi senin sorunun. Karıma karşılık vahşi hat vereceğini söylemiştin, öyle değil mi ha? Karın kendi isteğiyle kaldı. Onu dövüp köle gibi davranmasaydın şimdi kollarında olabilirdi. Artık onu unutsan iyi olur ve ailenden de uzak dur. Karım senin yüzünden o vahşilerle birlikte gitti. Gidip onu geri alacağım. Kim benimle geliyor ha? Sadece 12 kişiler. 15-20 kilometre gitmeden hepsini öldürürüz. Onlar sözlerini tuttu. Biz de tutacağız. Anlaşmayı yaptık Holtz. Şartlar yerine getirildi. Onlara söz verdim. Gideceksen önce beni geçmen gerek. Asla unutma.